Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Sizler için hafif ve yapımı oldukça kolay bir tatlı hazırlayacağım. Sizler de bu tatlıyı denerseniz fikirlerinizi yorum olarak yazın lütfen. Başlayalım. Böyle bir paket petit beurre bisküvi var elimde. Bunu rondoda toz haline getireceğim. O şekilde kullanacağız. Şimdi rondoda bunu komple bir paketini toz haline getirelim. Bisküvilerinizi rondoya böyle kırarak koyabilirsiniz. Bir paketin tamamını bu şekilde kırarak rondoya koyalım. Bisküvimizi, bir paket petit beurre bisküvimizi şöyle toz haline gelecek şekilde robotta çektik. Ve bir kaba alalım. Burada bir de ceviz aynı bu şekilde ince bir şekilde çekeceğiz. Böyle cevizlerimizi de rondomuza koyduk. Aynı bisküviler gibi toz haline gelinceye kadar çekeceğiz. Cevizimiz de aynı şekilde çok ince olacak. Şöyle çok ince olacak şekilde rondodan çektik. Aslında bize bir su bardağı ceviz yeterli olacak. Eğer ceviziniz fazla olursa bir kavanozda buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra süslemeler için kullanabilirsiniz. Şöyle iki tane küçük tatlı elmam var. Bunları şimdi soyacağız ve dilimleyip rendeleyeceğiz. Şu şekilde soyalım elmalarımızı. Ben bir tanesini zaten soydum. Diğerini de soyuyorum. Elmalarımı soydum. Şöyle içlerini ayıkladım. Şu şekilde. Şimdi bunları rendeleyeceğiz. Ama rendemizi şöyle küçük olan kısmını kullanacağız. Büyük kısmıyla değil de şöyle küçük kısmıyla bütün elmamızı rendeleyeceğiz. Tamamını rendeleyelim. Elmalarımızı bu şekilde rendeleyip hazırladık. Kararır diye endişe etmeyin. Zaten cevizimiz ve bisküvimiz de böyle kahverengi bir tonda. Tatlımız da bu renkte olacak. O yüzden elmalar rendelendiğinde kararır diye endişe etmeyin. Bu şekilde kullanacağız. Karıştırma kabımıza önce bir su bardağı cevizimizi koyalım. Sonra şöyle bir paket petit beurre toz haline getirmiştik. Onu ekleyelim. Şimdi elmayı kaşık kaşık ekleyelim ki birden çok cıvık bir kıvam almasın. O yüzden şöyle yavaş yavaş ekleyeceğiz ve bu şekilde yoğuracağız. Benim malzemelerim tam yeterli geldi. Şöyle bir kıvam elde ediyorsunuz. Zaten hamurumuzu bu şekilde 1 saatte dinlendirmeye bırakacağız. O biraz daha çekecek. Evet. Bu şekilde karışımımız hazır. Şeker ilave etmiyorum. Zaten elmanın ve bisküvinin şekeri yeterli oluyor. Bu şekilde 1 saat ağzı kapalı olarak dinlendireceğiz. Karışımımız dinlenirken biz de üzerinde kullanacağımız çikolata sosunu hazırlayalım. Şöyle bir paket çikolata sosu var elimde. Ama biz bu bir paketin yarısını kullanacağız. Yani yarı paket çikolata sosu kullanacağız. Şöyle normal bir paket için 2 su bardağı süt kullanılıyormuş. Biz yarım paket kullanacağımız için 1 su bardağı sütle yarım paket çikolata sosumuzu paketin üzerinde yazdığı şekilde hazırlayacağız. Karışımımız dinlendi. Şöyle ağzı kapalıydı. Böyle 1 saat dinlendirdik. Şimdi bunları servis için hazırlayacağız. Karışımımızdan şöyle ceviz büyüklüğünde alıp tabii o size bağlı. Hani büyüklüğü ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayacağız. Karışımımızın tamamını bu şekilde toplar yaptık servis tabağımıza. Dediğim gibi büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Boyut olarak ben bu şekilde hazırladım. Şimdi şu çikolata sosumuzu her bir topun üzerine dökelim.
İsterseniz bu aşamayı kişi sayınıza göre servis tabaklarında da yapabilirsiniz. Ama ben sizler için böyle tek tabakta hazırladım. Siz kişi sayısına göre servis tabaklarını tek tek hazırlayabilirsiniz. Tatlımızın üzerine Hindistan cevizi ve normal ceviz ile süsledim. Siz farklı süslemeler yapabilirsiniz. Tatlı krizlerinizde şöyle bir saatte hazırlayabileceğiniz ya da bir misafiriniz geldiğinde şık bir sunum yapabileceğiniz bir tarif. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.